Merhaba arkadaşlar. Redoks tepkimelerinde 14. videomuz. Denkleştirme işlemlerine devam edeceğiz bu videoda da. Bundan önceki videomuzda son bir örneğimiz vardı. Atom sayılarına dikkat edeceğiz diye. İşte şimdi bu e, videoda onları yapacağız sizinle. Peki örneğimizle başlayalım. Burada bu örnekte aslında şu ana kadar gördüğümüz birçok şeyi kullanıyor olacağız. Biraz kapsamlı kapsamlı yapalım. Önce yükseltgenme basamaklarının bulunması Bizmut 0. E, hidrojen peroksit olmadığına göre oksijen eksi 2, hidrojen artı 1, eksi 8 artı 2 toplamlarının 0 olması için kükürt artı 6. Bu arada sülfat kökü eksi 2 yüklü bir köktür. Bunun altında 3 olduğuna göre bizmutun yükseltgenme basamağı artı 3 olacak bir tanesinin. Sonra ister tüm atomların yükseltgenme basamakları toplamından ister sülfat kökünü yakaladığımız için eksi 2 çarpı 4 ki burada oksijen eksi 2 eksi 8 eksi 2 olması için kükürtün yükseltgenme basamağının artı 6 olmasını söylüyoruz. Eksi 2 oksijen, eksi 4 etti, kükürt artı 4, hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Bakalım şimdi durumumuza. Bakınız bizmut element halinde giriyor ve tek bir bileşikte çıkıyor. Bu demektir ki bizmut atomlarının tamamı redoks tepkimesine katılmış. Hatta Hepsi yükselt gelmiş. Ama bir tane bizmut giriyor. Bakınız şurada iki var. İki tane çıkmış gibi olmuş. Oysa ki kimyasal tepkimelerde atom sayısı ve türü korunur. Yani bir tane bizmut girip iki tane bizmut çıkamaz. O nedenle arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Bunun önüne önce bir iki koyuyoruz. Çünkü atom sayısının korunması lazım. Sonra şimdi biz bizmutun sıfır olduğunu ve bir tane bizmutun artı 3 yüklü olduğunu ve bir tanesinin 3 elektron verdiğini bulduk ama ürünlerde 2 olduğuna göre buraya mecburi bir 2 yazdığımıza göre bunların kat sayısını 2 ile çarptığımız için 6 tane toplam elektron verilir diyeceğiz. Yani her bir bizmut atomu 3 elektron vermiş ama 2 girip 2 çıkıyor ve biz burada 2 olduğunu gördüğümüz için bunu da 2 yapmak girenleri de 2 yapmak zorundayız. Toplam verilen elektron sayısı 6 kükürtlere bakıyorum. Artı 6 ile başladık. Burada artı 6, burada artı 4. Demek ki kükürt atomlarının tamamı redoksa girmemiş. Bir kısmı artı 4'te artı 6'dan, çok pardon, hatta kas sayısı 1 bakın. Bu da S1, artı 4'e indirgenmiş 2 elektron alarak. Şimdi ne yapacağım? Alınan verilen elektron sayısını eşitlemek için kükürtleri 3 ile çarpacağım. Burayı da 1 ile çarpacağım. Pekala. Yani buraya kadar her şey çok güzel. Şimdi çarpmalara başlayalım. Biz bizmutun tamamının redoksa girdiğini bulduk. Ve 1 ile çarpacağımızı bulduk. Ama şuraya bir 2 koymuştuk ya. İşte bu 1 ile 2'yi çarpacağız. Buraya 2 diyeceğiz. Burada 1 olduğu için... Bunun kat sayısı da 1 olacak arkadaşlar. Biz mutları eşitledik. Kükürte geldiğimizde Evet, 3 ile çarptık ama kükürt atomlarının tamamı redoksa girmediği için biz bu katsayıyı redoksa giren şunun önüne yazacağız. Bakın tekrar söyleyeyim. 1 olsa bile yazın. Çünkü çok uzun tepkimeler gelebilir. Neyin başına ne katsayı koyduğunuzu görün ki eksik bir şey kalmasın. Şimdi ne yapacağım? Biz mutlar tamam. Ee, şuradaki toplam kükürt sayısını bulacağım. 3 ve 6. Demek ki bunun da kat 6 olmalıymış. Hatta 6 kükürt atomunun 3 tanesi redoks'a girmiş, 3 tanesi girmemiş. Sonra hidrojenleri eşitleyeceğim. 12 hidrojen var. Demek ki suyun kat sayısı da 6 olmak zorundaymış. Şimdi gelin oksijenlerimizi sayalım. Şuradan 24 tane oksijen geliyor girenlerde, ürünlerde. 4 kere 3 12. 6 burada var. Etti 18. 6 da burada var. 24. Oksijen sayıları eşit olduğuna göre doğru denkleştirilmiş bir redoks tepkimesidir deriz. Evet artık genel temel yapacağımız şeyleri öğrendiniz. Şimdi karışık karışık örnekler çözeceğiz. Bakalım karşımıza neler çıkacak, nelere dikkat edeceğiz. Bu örneğimizle başlayalım. Ne yapacağız önce? Yükseltgen ve basamaklarını bulalım. Gümüş sabit artı bir değerli kalır bileşiklerinde. Kükürt metallerle eksi 2 yükseltgenme basamağını alıyordu. Hidrojen peroksit olmadığına göre oksijen eksi 2, hidrojen artı 1, eksi 6 artı 1, azotun yükseltgenme basamağı artı 5. Gümüş yine bileşiğinde artı 1, oksijen eksi 2, eksi 6 artı 1, azotun yükseltgenme basamağı artı 5. Kükürt element halinde 0, oksijen eksi 2, demek ki azot artı 2, hidrojen artı 1, oksijen eksi 2 tüm yükseltgen basamaklarımızı belirledik. Şimdi yükseltgenen indirgenen maddelere bakalım. Gümüşün yükseltgenme basamağı değişmemiş. Demek ki redoksa girmiyor. Burada kükürte bakınız. Eksi 2'den 0'a gelmiş. Hatta bir tanesi eksi 2 ve bir tane 0. Hatta başka bir yerde girenlerde ya da ürünlerde kükürt olmadığına göre demek ki tamamı redoksa katılmış. 2 elektron vermiş bir tane kükürt eksi 2 iyonu. Devam edelim. Azota baktık. Artı 5 girenlerde. Burada artı 5, burada artı 2. Demek ki azot atomlarının tamamı redoksa katılmamış. Katılanlar şuradakiler. Ne yapacağım? N bir tane artı 5, artı 2'ye indirgeniyor. Kaç elektron olarak? 3 elektron olarak. Atom sayıları da bakınız 1 ve 1. Demek ki burada atom sayıları ile ilgili bir eşitleme yapmama gerek yok. Ne yapacaktık şimdi? Kükürtleri 3 ile çarpacağım. Azotları 2 ile çarpacağım ki alınan verilen elektron sayımız eşit olsun. O zaman kükürtlerin önüne 3 kat sayısını koyacağım. Zaten bir burada giriyor bir de burada çıkıyor. Tamamı redoksa katılmış olduğuna göre düşünmeme gerek yok. Azotları 2 ile çarpacağım ama burada tek bir yerde giriyor ve tamamı redoksa katılmamış. Burada çıkmış, burada çıkmış. Biz bu katsayı kimin önüne koyacağız öncelikle arkadaşlar? Buraya. Sonrasında azotları eşitleyeceğiz. Şimdi bu katsayıları koydum. Burada dikkat edeceğim bir nokta azotlara geçmeden önce bakınız şurada 3 kat sayısını aldığı anda gümüş 6 oldu. Dolayısıyla buraya 6'yı koyarak önce bir gümüşleri eşitleyeceğim. Çünkü bu azotların atom sayısını değiştirecek. Şimdi azotları sayalım. 6 2 daha 8 tane. Demek ki suyun, ay özür dilerim, aşeno için kas sayısı 8 olacakmış. En son hidrojenlerimizi eşitleyelim. 8 tane hidrojenimiz var. Demek ki suyun katsayısı sayısı 4 olacak. Başka bir yerde hidrojen olmadığı için. Ve geldik finale oksijenleri saymaya. 24 burada var. 12 burada var. 36 tane oksijen atomu girmiş. Oo, yanlış yaptım ürünü de saydım aman dikkat edin bakın benim yaptığım yanlışlara düşmeyin şurada direkt girenlerde 24 tane oksijen atomu var 18 20 24 24 tane de oksijen atomu ürünlerde var eşit çıktığına göre evet doğru çözmüşüzdür diyoruz denkleştirmeye devam arkadaşlar zaten bunların test sorularında da denkleştirme göreceğiniz için bunun değerliği şudur bunun kas sayısı şudur öyle böyle gidecek Bunları yapabildiğiniz süreçte siz de o soruları çözersiniz. Ve sizden ricam lütfen temel şeyleri öğrendiğiniz için sorulardan önce videoyu bir durdurun, bir deneyin. Sonrasında çözümü kontrol edersiniz. Ki oksijenleriniz eşit çıkıyorsa zaten doğru yapmışsınızdır. Bulalım. Şimdi sülfat kökü eksi 2 değerlik alıyor. Demek ki burada demirin yükseltgenme basamağı artı 3. Burada ben sülfat kökünü yine ayırarak bulmak istiyorum. Nasıl olsa Tüm atomların toplamından da kükürtü bulsam sorun olmayacak. Ha, oksijenin eksi 2 olduğunu söyleyelim. Peroksit yok. Ne olacak? Burası eksi 8. Demirin altında 2 olduğundan da sülfatın eksi 2 yüklü olduğunu çıkarabilirsiniz. Toplamların eksi 6 olması için kükürt burada artı 6 yükseltgenme basamağına sahipmiş. Sodyum sabit artı 1 değerlik alıyordu. İot bir halojen. Metallerle yaptığı bileşiklerinde eksi 1 alıyordu. Buraya geldik. Sülfat kökünün eksi 2 olduğunu söylemiştik. O zaman burada demir artı 2 yükseltgenme basamağında oksijen eksi 2 eksi 8 artı 2 kükürt artı 6 oldu. Sodyum sabit artı 1 yükseltgenme basamağında oksijen eksi 2 eksi 8 artı 2 kükürt artı 6 oldu. Ve iyot element halinde olduğu için 0. Bunları bulduk. Peki kim yükseltgeniyor kim indirgeniyor? Hop baktık demir artı 3'ten artı 2'ye hatta giren demir atomlarının tamamı indirgenmiş. Başka bileşiklerin yapısında ya da maddelerin yapısında yok. Yükseltgenen kim? Yot bakınız. Eksi 1'den sıfıra. Yazalım. Şimdi demir 2 tane demir atomu giriyor bakınız. Onun ikisini de aşağı aldım ve artı 3'tü. Burada bir tane görüyoruz. Artı 2 iyonu. Ne olacak? Kimyasal tepkimelerde Atom sayısı ve türü korunacak olduğu için Önce benim bu atom sayılarını bir eşitlemem lazım Bunun önüne hayali bir iki koydum Başka bir kat sayı gelirse gene çarpacağım Sonra Burada bir tane demir atomunun yükseltgenme basamağını artı 3 Bir tanenin yükseltgenme basamağını artı 2 bulmuştuk Yani bir tane elektron alınıyor Ama biz burada 2 demir atomu girip 2 demir atomu çıktığını belirttiğimize göre toplam alınan iki elektrondur diyeceğiz. A Atom dedim, iyon olacak bunlar. Arada cümleler kaçıyor. Peki, iota bakalım. Eksi bir yüklü iyonu vardı. I ikiye dönüşmüş. Önce ne yapacağım? Atom sayıları eşit olması gerektiği için şunun başına bir ikiyi koyacağım. Böylece iki girdi, iki çıktı. Pekala Şimdi burada bir tane eksi bir yüklü iyonumuz vardı. Sonra sıfıra döndü. Yani bir tanesi bir elektron vermiş oldu. Ama biz bunları iki yaptığımıza göre iki tane elektron verilecek diyeceğiz. Yani atom sayılarıyla alınan verilen elektron sayılarını da çarpmayı unutmuyoruz. Çok güzel oldu. Bu iki. Bu iki olduğuna göre zaten bir ve bir ile çarpıyor olacağım. Hadi gelin şimdi yukarıya kas koyalım. Şimdi demir tamamı yükseltgenliği başka bir bileşiğin yapısında yok. Burada girdi, burada çıktı. O zaman demirleri bir ile çarpacağım. Şunun önüne bir koyacağım. Ama şurada bir iki olduğuna göre iki kere bir, iki diyeceğim. Bunu koyduk. Sonra iotları ne yaptık arkadaşlar? Yine bir ile çarptık ama bunun önüne bir iki koyduğumuza göre şunun önünde iki olacak. Diğer taraftaki iotun önünde bir kat sayısı olacak. Şu an alınan verilen elektron sayılarını eşitlemiş olduk. Bir tek ne kaldı? Bakınız şurada katsayı koymadığımız bir madde var. Sodyum atomlarını da sayısını da eşitleyeceğiz. Zaten iki tane sodyum girmişti. Burada iki olduğuna göre bunun önüne de bir gelecek diyeceğiz. Şimdi kontrol edelim. Kükürtlerle kontrol edelim mesela. İyot zaten eşitti. Sodyum eşit. Demirleri eşitledik. Bakınız şurada 3 tane kükürt atomu var. 2 buradan bir de buradan kükürt atomları eşit. Oksijenleri sayalım. Kontrolümüz 12 oksijen var girenlerde. 8, 4 daha 12 oksijende ürünlerde var. Demek ki doğru yapılmış bir redoks tepkimesidir diyoruz. Evet bu videoda son örneğimiz arkadaşlar. Ama bundan sonra bir iki video daha var. Kusturana kadar redoks tepkimesi yapıyor olacağız. Yine denkleştirme yapacağız. Şimdi bunun Özel noktası şu. Karşımıza hidrojen peroksit çıktı. Yani oksijenin eksi bir değerliğini aldığı bir bileşik var. Yükseltgenme basamaklarını buluyorum. Klor metallerle yaptığı bileşiklerinde eksi bir alırdı. Demek ki demirin artı ikiymiş yükseltgenme basamağı. H2O2 hidrojen peroksit olduğuna göre burada oksijenin yükseltgenme basamağı eksi bir. Hidrojen yine artı bir. Klor eksi bir. Hidrojen artı 1, klor eksi 1, demir demek ki artı 3 yükseltgenme basamağında. Hidrojen artı 1, su da oksijen eksi 2. Peki kim yükseltgeniyor, kim indirgeniyor? Baktığımızda klorların yükü değişmemiş, demir atomları burada girmiş, burada çıkmış, tamamı redoksa katılmış ve yükseltgenmiş. Fe artı 2'den Fe artı 3'e bir tane de elektron vermişler. Oksijen baktığımızda hop eksi birden eksi ikiye indirgeniyor. Ama iki tane oksijen atom var, eksi bir yüklü her biri eksi bir yüklü olan bir de oksit var. Şimdi ne yapacağım? Giren ve çıkan atom sayılarının eşit olması gerektiğini söylediğimize göre bunun önüne bir iki koyacağım. Biz burada aslında peroksitin oksite dönüşmesinden bahsediyoruz. Yani her bir her biri için bir elektron alınıyor. Ama bunları 2 ile çarptığımıza göre alınan elektron sayısını da 2 ile çarpmamız lazım. Onu da oraya bir daha yazmış oldum ama şuraya da 2 elektron diyeceğim. Tek atomların yükseltgen ve basamağını bulduğumuzu unutmayınız. Şimdi demirleri 2 ile burayı 1 ile çarparak alınan verilen elektron sayısını 2'ye getirdim. Demirlerin önüne katsayı direkt yazar mıyım? Yazarım. Burada girdi, burada çıktı. Başka herhangi bir bileşik de yok. Demek ki tamamı redoksa katıldı. İkileri koydum. Oksijenlerin birle çarpılması lazım. Şunun başına bir gelecek. Ama burada koyduğumuz bir iki olduğu için bir kere ikiden şunun başına iki koyacağız. En sonda hidrojen ve klorun eşitlenmesi lazım. Klorları sayalım. Bakın burada dört tane klor atomu giriyor. Burada 6 tane çıkmış. Demek ki 2 de şurada olmalı. Bunun başına da 2'yi getireceğiz. Hidrojenlerimiz eşit mi? 2, 4 ve 4. Oksijenleri sayalım en son. 2 tane oksijen girenler de var. 2 tane oksijen ürünler de var. Eşit olduğuna göre yine doğru yapmışsınız anlamına gelecektir. Peroksitte görebileceğiniz örnekte böyle bir örnek olur zaten. Evet arkadaşlar, redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi ile ilgili bir videomuzu daha bitirdik. Daha örneklerimiz var. Görüşmek üzere.